Evet efendim. God of War'a kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Evet, gel kodumuza dönelim artık. Kahvemizi karıştıralım, karışsın. Hadi gidelim. Koşalım gidelim. Dört tane. Hey koşalım koşalım gidelim. Nerede kalmıştık? Ne yapıyorduk? Şuradan yukarı çıkıyorduk. And his father's Thor. Not Miner. Not Miner at all, him. This will not go over well. Onların babası Thor muydu? I defended us. Nothing more. Neyse, I fear no judgment. Judgment. Kratos aynı fikirdeyim. Hiç umurumda değil. Vengeance is any concern. Since when can you kill a god? Gittiği yere kadar gider. Odin, Modin hepsini tokatlamaya çalışacağım. Bu arada Nordik insanların, Norse insanların şeyini, İlahlarına aslında hakaret ediyoruz. Geçmiş zamanda olsa bizi lime lime derlerdi. Odin'le, Thor'la falan dala geçiyoruz diye. Ama sanırım geçmişin ilahları şimdinin karikatür malzemesine dönüşüyor o zamanda. Görünüşe göre. Damode ilaçlar. Bu ne? Hayır, bir şey istemiyorum senden. Onunla değil. Oyunu ilerletmek istiyorum. Bu tarafa gitsek ne var burada? Şu neci? Gelmiş miyiz buradan daha önce? Ulan gelmiş miyiz daha önce? Buradan daha önce geçtim mi ben? Anlamadım. Sanki geçtim gibi. Ah, bu kim lan böyle? Oh, dostum, hürmetler. Işıklar içinde uyuyor. Boynuzu moynuzu olduğuna göre demek ki mühim bir adammışsın geçmişte. Zırhın falan da iyi. Kim lan bu? Barbar Conan'ın gençliğine benziyor. Gerçi biraz kassız ama iskelet sonuçta yani. Ha bir de Barbar Conan'ın ilahı vardı. Şey, Krom. En ufak bir şeyde kılıç bir şey görüyor. Mesela şaşırtıcı bir şey. Krom. Hemen Krom diyor. Krom. Krom ne ilahıymış acaba? Krom. Tamam bu. Burayı hatırlıyorum. Ha tamam. Bunları artık açabiliyoruz ya. O yüzden. Tamam. Şimdi. Bir. İki. Tamam. Açıl susam açıl. Bu arada bu kol çok güzel titriyor. Fiyatına göre çok güzel bir kol bence. Titreşimi olmayan, titreşimi olanı çok pahalı. Logitech F710. Titreşimi yok F310'un. Ona nazaran titreşimiyle güzel iş görüyor. Şu tetikleri falan da bayılıyorum bu kola ya. Bu ne? Ah, burayı bir zımbırtı getirip açacağız. Okey. Gel evladım. Niye? Tamam. Bundan bir şeyi kırmamız bekliyor bizden sanırım. Böyle bir kapı. Ah. What is this place? Hey, someone would bring the day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across.
Tamam. Yanlış bir şey mi yaptım? Yoksa diyeceğim de. Yok ya, bir yanlışlık yok. Onu geri çekeceğim şimdi buraya. Tamam. Biz çıkacağız. Ondan sonra şey alacağım. Üstüne bineceğiz galiba. Tamam. Okey. Nereye atıp da bunu sabitleyeceğim acaba? Herhalde şurasıdır değil mi ama? Ha tamam, oldu. Ya oğlum işte tamamdır be. B'ye basacağım. B'ye basmam lazım. Oğlum nereye inşallah oluyor? Hah, göremiyorum ki. Hah. Tamam abi, bırak şunu artık. Şimdi yukarı çıkmamız lazım. Nereden? Bir şekilde yukarı çıkmalıyım sanırım. Böyle sanıyorum. Tomb Raider gibi ta şuralardan, buralardan, oralardan çıkıp da tırmanıp da gitmek falan mı acaba? Ya koskoca Kratos. Yani şuradan yürüyüp, şuradan şöyle yürüyüp, şu kenar tahtaya basıp şuradan çıkamıyor mu abicim karşıya? Maksat iş olsun, torba da olsun diye yapmışlar sanki. Abi bu tarafa zaten geçiş varmış. Ya o zaman biz neyin kafasını yaşıyoruz şu an? Bir şey anlamadım abi. Zaten bu tarafa yürüyüp geçebiliyorsak. Onunla niye ben geleyim ki yani? Ne gerek var? Gel evladım, yukarı çıkalım diye. Sen de çık, tahtaya tutup çıkarsın oğlum, Kratos'un koskoca. Tamam evladım, herhalde sen onun üstüne çıkacaksın çocuğum. Çık bakalım evladım. Ha, çocuğu bu tarafa geçirmek amaç. Okey. Şimdi anladım. Şimdi kafamı bastı. Bunun artısı nerede? Heh, tamam. Lan atsana oğlum. Bro. Heh. He, onu at evladım. Sağ ol çocuğum. Ben artık çıkabilirim burada. Kendi başıma çıkarım. Güzel. Buraya çıktık sonuçta yani. Nereye gideceğiz? Ne görev ne? O ne lan öyle? Kocaman devasa bir kapı. Ne yapacağız acaba? Buraya çıkınca ne oluyor yani? Hadi bir karşıya gidelim evladım. Senden bir gezelim. Şuraya alacağız herhalde. Diye düşünüyorum. Mortal Kombat'taki sandukalardan bir tanesi daha. Evladım sen hasta olmuşsun, üşütmüşsün. Gel çocuğum, sana bir tavuk suyuna çorba içirmek lazım. Bir tavuğu haşlamak lazım. Suyunu sana bol bol, etini yedirip suyunu içirmek lazım. Benim güzel çocuğum. Ne? Oğlum az önce burada değil miydik biz?
Adam ha. Hangi yerlere dönüp dönüp dolaşıyor muyuz ya? Ne oldu şimdi? Ben buraya nasıl geldim ki geri? Kafayı mı yedim oğlum? Ne oldu lan öyle? Oradan dön dolaş dolaş aynı yere gelmek için mi yani yaptıkları harita tasarımına şimdi? Tövbe estağfurullah. Ha buraya ineceğim. Oraya gidişi niye koydunuz ki? Kafa karıştırmıyor. Crunch olmak için herhalde yani. Ama benim gibi birileri oradan dolaşsın. Ne oluyor lan? Niye aynı yere gelip duruyorum? Niye aynı yerde daireler çiziyorum falan desin. Diye herhalde yapmış ya bunu. Çok fazla mı? Parlaması lazım az önce. Oha hayvan gibi titretiyor kolu. Çok fazla titredim ama titreşim sesi geliyor mu size? Çok titrediğinde oluyor. Titreşimini alıyorsunuz. Onu masanın üstüne alıyorum ben. Hayvan gibi titriyor abi. Kol ya abi, kol bu numara cidden. Turist'a bakışım değişti ya. Turist'in ürünleri çok bir şeymiş yani aslında. Üst kalite sayılacak sınırları varmış. Oğlum en başa geldim lan cidden. Niye ki? Abi niye ken başlara dönüp dönüp duruyoruz ki? Anlamadım ki bir türlü yani. Ne? Ha tamam burayı da açarsın. Anladım abi. Tamam. Özür dilerim. Sony. Ya da işte neydi? Ne yapımdı bu oyunu yapan firmanın adı? Sony altında. Dostum özür dilerim. Apukacayız ya. Özür dilerim. Apukacayız mıydı? Neyse işte. Özür dilerim. Şu zambırtıyı bulduk. Ve bununla artık oynuyoruz etrafta gezip. Tamam o yüzden gerilere dönüyoruz. Hiç sevmediğim bir şeydir oyuna da geriye dönmek ama neyse. Hadi nerede be? Üf. Buru. I see something over there. Oğlum. Hadi. Çok şey bir noktada sanırım. Bir tane mi kaldı? Hadi ama. Onun büyüsü azalmadan hemen hızlıca bulmam lazım bir yerde. Kralın nasıl için camım. Bir tane daha çabuk. Hadi şükür. Mm-mm.
Bu neymiş evladım? Gel çocuğum bunu oku bakayım. Evet bir tane daha. Van Dunya mı? It was to be his masterwork. He only wanted to protect his people. Too bad the first part got burned. I'd prefer the last panel was burned. Such a sin. Boy. Aa, okunmuş bir kapı. Diğer aleme geçeceğiz galiba. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim. That would explain the hefty magical lock on the outside. But it's more than that. I have this feeling like something is waiting for us. You've a knack for ominous statements, lad. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far, yes? Yes, father. Bu ne evladım? Bunu bir şey yapayım. Oku gel çocuğum sen bunu. Okumalı bir şey galiba. Ne? Neyse alemler arası geçiş kapısı falan fistan gibi bir şeymiş galiba. Ulan bu ne? İleride ne var öyle ya? Enteresan bir yer. Ya kusura bakma dostum, rahatsız ettik. Işıklar içinde uyu, huzur içinde uyu dostum. Gel evladım, karşıya gidelim. Ama bir tane daha sandık al. Kutsal sandık al. Kadar enerji meneci full ettiğine göre burada sağlam bir boss'la kapışacağız sanırım. A Valkyrie? But I thought they were just spirits. Take caution, lads. A Valkyrie in the flesh. Havada mı duruyor lan o şey gibi? I can't think of a more formidable opponent. She does not attack. Does she even know we're here? Şimdi dedi o kız mı? Kadın mı? Ha kadın mıymış? Tamam bir tanışalım sakin ol. Bir tanış. Ne oldu oğlum? Tek vuruştan öldürdü. Ya oğlum ya kalbimi kırdın cidden ya bro. Daha yeni tanışmıştık be. Yüreğime hançer saplayıp beni geri etti direkt daha. Vicdansız kadın. Bro. Seni zalim. Tamam, gel. Demek savaş istiyorsun ha? Oha! Hey! Bir iki tane koyup geliyor direkt lan. Vay canına. Nasıl geçeceğim oğlum ben bunu? Seni döveceğim. Bu senin cadı. Neymiş adı? Gun. Ah! Oğlum bir şeyini azıcık değirtiyor ve GG diyor. Ben tek vuruş atıyor, tek atıyor. Vay be. Tamam benim de deli gücüm var. Gel, gel biri biri biri. Wow, bu
gel diyor abi. Bro! 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 Bir yerlerde bir yanlışlık mı yapıyorum acaba ya? Bu işte bir şeylik var. Neyse ya, buna burada ara vereyim oğlum ya. Başka bir zaman başka bir kafayla şey yaparım. Oynamaya çalışırım. Olacak gibi değil. Ya da geriye dönüp acaba şey mi toplasam? Enerjimi bir şekilde yükseltmeye mi çalışsam acaba ya? Çünkü enerjim herhalde buna güç getiremeyecek kadar az. Bir şekilde karakteri geliştirmeyi unuttum galiba. Neyse, sonraki bölümde görüşürüz. Sonraki başlangıcımda buradan geri döneyim. Karakteri güçlendireyim. Enerjisini en azından çoğaltayım benim Kratos'un. Ondan sonra şey yapayım. Oynayayım burayı. Hadi bakalım. Sonraki bölümde görüşürüz. Evet. Enerjiyi falan biraz çoğalttım arkadaşlar. Zırh aldım. Kratos'un üstüne gördüğünüz gibi yeni zıbınlar, babınlar, elbiseler aldım. Zıbınlar giydirdim kendisine. Bakalım gücümüz yetecek mi burada şu karşımızdaki çatıya. Tam enerjiyi nasıl fulleriz? Enerji yerde varmış. Burada bir şey var mı unuttuğumuz? Yok. Neyse. Hadi gidelim bakalım şuna kapışmıyor. Bu kadar yükseltebildim canlı filan Kratos'un. Olduğu kadar. Bir şey yapacağım. Güç yetirmeye çalışacağım şu cadıya. Bir dahakine şu gücümü açayım abi. Bayağı bir güçlendirmişim kendimi, hiçbir şey yapamadı. Demin tek atıyordu bana. Güzel, neredeyse yarıya getirdim. İkinci vuruşu da varmış, vay canına. Yalnız bayağı güçlendim kendimi. Bir şey yapamıyor bana. Vay be. Demin tek atıyordu bu cadı. Hadi. Aferin evladım. At. Vay. Ulan ikinciye vurtuyoruz ben. Sen de atrayabilir. Amanın! İyi oynayamadım ya. Yalnız zırhı mırhı bayağı bir güçlendirdim. İşte yani şey değil. Zor değil şu anda. Demin bayağı bir güçsüzüm onun karşısında. Hadi bakalım. İkinciyi hep unutuyorum. Bu ruh. Öyle yaptığında durdurabilirsem atağını. Hadi! Şu yerdeki canı al. Hah! Güzel oldu. Canı aldım. Hah! Amanın! Hadi!
Bayağı hareketlerini ezberlemek lazım. İşte kolay değil. Ama gücüm yetiyor en azından. Bir şekilde hallederim şimdi ben bunu. Hareketlerini karşılarsanız şey veriyor, can veriyor. Güzel yani. Can verdiği için çok zorlayıcı olmaz benim için gibi geliyor. Aslında çok sıkıştırdım açsam şu deli gücümü. Alalım. Ya da ucum hamitten dinleyeceğim. Hadi. Hadi be, şu enerjiyi alamadım gitti B'ye basıp ya. Vuru. Bayağı canlı götürüyorum aslında ha. Canım az kaldığına falan başlasam o deli gücüm ya. Deli gücü bayağı işe yarıyor aslında. Evet evet, sabredeyim. Son anlarımda açayım o deli gücünü, öyle ne olacak bu defa. Burada can vardı sanki be. Yine de çok güçlü benim için. İyice hareketlerini ezberlemem lazım. Orada çok combo yaptığında kaçayım en iyisi. At evladım at, ok mok ne varsa at benim güzel evladım. Hadi, öleceğim. Oo adam ha, hep böyle oluyor. Vuruu.
Acaba o çoklu combo yaptığında basıp basıp bırakıp korumayı tam karşılasam mı, sadece basıp basıp tutsam yeter mi yoksa? Sağlam bir boss yapmışlar yalnız bu arada. Atreus, follow me. Sekiro gibi tam zamanda basmak lazım bunun yanındayken de. Şu camları alalım yavuz. Sen de at oğlum, oku moku. Anında basmak lazımmış. Her öyle kırmızı işaret çıkışında. Hadi ama. Benim için çok da zorlayıcı değilsin artık. Aa, canımı okudu benim. Enerji var mı acaba bir yerlerde? Hadi, o kadar getirmiştim. Yüzüm kuyruğuna geldim ya, Bruh. Böyle tam son anda karşılayıp da can düşürmek lazım bundan, yoksa başarılı. Bayağı zorlayıcı bir şey oldu be. Abi de karşılamak lazım abicim, yoksa buna güç getiremiyorsun ya. Bro, bıktım senden artık ya. Hadi. Seni gidi çapın. Ya öldürme. Güzel can var orada. Ah hadi be. Tam son anlarda bunu yapıyor ya. Üf. Orada yerde can düşmüştü, ne güzel ya. Onu karşılayabilirseniz şey oluyor ya. Can düşüyor. Benim için zorlayıcı oldu. Enerjim azıcık daha fazla olsa var ya. Şu şeyi cidden sabredip son anlara bıraksam iyi olacak galiba ya. Deli gücüm. Tam son anlarda lazım çünkü. Evet.
Kışımı çıkarttı terbiyesiz. Vicdansız kadın. Can yok mu içeri doktor? Güzel can olmuş. Canım iyice az kaldı. Şimdi sırası, hadi gel bakayım sen bunu girişeyim, güzel can çıkar. Hadi ama şu canı alayım. Bir tane daha can var ortada. Yapma, hadi hadi, öldürme beni. Hadi ama şurada can olacaktı. Hadi hadi hadi. Güzel. Heh. Bir tane daha can var yerde. Heh. Ya hadi. Güzel. Heh. Hadi can al. Al oğlum, hadi ama yapma. Güzel oğlum, hadi hadi gidi şunu aferin evladım. Güzel güzel, geber artık, öl 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 öl, bitmen lazım oğlum, sen de at 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 at, ok at, güzel. Kafası ama yazık be, bayan da sonuçta kafasını, ay kanatlarını kapattı, yazık ama be. Kratos sakin ol oğlum, bayan da sonuçta. Ah canım ya, öldürdük, ruhu çıktı. Üzgünüm. Seni katlettim. Kusura bakma. Anıl Tanrıça. Benim diyor bacım beni doldursa getirdi falan diyor. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet evet, özgürsün artık. Bay bay. Huzur içine git. Tamam. Aaa, maskesi çok tatlıymış, yüzünün şeklini mi aldı, vermişler maskesine? Ah, üzüldüm. Üzüldüm. O maskeye sahip miyim artık, onu takabilir miyim? Neyse, şunları toplayalım bu karıslarına. As I said, brother, it's complicated. I don't know why or how they become such wretched creatures. Perhaps if we can find more of them. Hoş biriydi ya. Bro. Hoş biriydi ya. Yendim ama öldürmeseydim kafası filan. A more worthy endeavor there is not. Öldürmesem lazım bu arada. Hoş biriydi bence. Well, that hasn't stopped you before, eh? Kafana diyor ya. Keşke o deminki dişi düşmanın kafasını yanıma alabilseydim, şu sakallı cinsin yerine. Keşke. Ah tamam, hadi dönelim bakalım geriye. Ah. Buraya apayrı bir bölüm yapayım. Bundan sonra devam ederim. Bugünlük kafam şişti ya. Üf. Çok uğraşırdı beni. Yarım saattir. Bundan sonrasını başka diğer bölümde devam edersiniz. Bunu sırf bu dişi tanrıçayla dövüşme challenge olarak bitiyorsun. İyiyim. Evet, evet.
Bu ne bayrağı? Bu bayrak daha önce var mıydı orada? Neyse. Ah bu kapı. Tamam buradan bir gideceğiz abi. Neyse ya aman. Burada bırakayım sonra devam ederim efendim. Kafam şişti. Sonra görüşürüz. Sayonara. Sonraki bölümde görüşürüz. Evet, kaldığımız yerden God of War oynamaya devam edelim efendim. Biraz şu kahvemden içeyim. Bir dakika ben buraya geçmedim ya. Geçtim değil mi? Tamam. Geri mi döneceğiz acaba? Geçtim de ne yapacaktım acaba? Bugün ama. O yol kapalı. Geri döneceğiz anlaşılan. Geri döneceğiz. Gel evladım. Yukarıda ne vardı? Bir şey yok. Tamam. Geri döneceğiz abi. Zaten görev de onu gösteriyor. O tarafı gösteriyor. Buradan mı yoksa şu kapıdan mı gideceğim yoksa? Görev nerede? Görevin nerede olduğunu göstereyim. Ya da bu doğru. Gel evladım. Gittikçe azalıyor mesafe demek ki doğru yöndeyim. Aynen. Burada mı bırakmıştım? Yani sanki burada bırakmıştım evet. Evet, gel evladım, bottan gideceğiz herhalde. What now? Oh, kafayı tutsak. I feel better now. I just needed to catch my breath. Where do we go next? Well, now that we've got the giant's chisel, we need to learn the travel rune to Jotunheim, so we can carve it into that special gateway atop the peak and open realm travel to the land of the giants. You don't know it? Alas, no. But the serpent did mention that the giants had entrusted that secret to Tyr. Isn't Tyr dead? Aye. But his hidden vault is very much in reach. The doors are beneath his temple, submerged in the lake for generations until our snake brain shifted his weight. There we shall find the fabled Black Rune of Jotunheim. We could also explore some more. We got that chisel now, and that vault isn't going anywhere. Seems a shame to waste the boat. We shall see, boy. Lemire, you were in the middle of a story before. So, how did this advisor of Odin's try to end the long war? He set about to broker a peace between the gods. Took some convincing, but ultimately Odin was persuaded to marry his deadliest enemy, a certain Vanir goddess, legendary not only for her fertile beauty,
but her genius at the very Vanir magic that Odin had long aspired to master. Freya married Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people. A selfless act of love. Truly, she deserves better than she got. But of course, there's more to that story. Did you see something out there? That tower. I see no tower. Maybe I'm seeing things. Işık gölge hafifçe sülüet şeklinde gözüktü ve kayboldu sanırım. Bu ne abi? Bu neci? Su al diyor bir adım olacak. Neyse artık oradaki şey. Gelen buranın üstünde galiba. Şuraya bir şey yapalım. Parça edelim botumuzu. Tamam canım gel. Benim güzel evladım. The entrance to Tyr's vault is at the bottom of these stairs. Whenever you decide it's time to go to the Black Room, yeah? Yılandı galiba. Nereye gösteriyor oğlum bir ya? Öf. Bozulma takılan diyor. Nereye pardon arkadaşlar, pardon. Ya çok pardon. Hava 30 metre oturuyor. Nereye gösteriyor? Gökyüzünü gösteriyor yine. Anlamıyorum. Bu tarafta ne var? Bu tarafta ne var arkadaş? Aha! Ok çıktı demek ki aşağıyı gösteriyor. Peki. O zaman aşağıda bir şeyler var. Tamam. Evladım şuna bir zımbırtı sok bakayım. Tüyü. Doğru yönde geldi sanırım. Oğlum bu tarafa geldikçe artıyor ne oluyor ya? Yoksa bu zımbırtıyı mı çevireceğiz? Yine. Gözümün önündeymiş burası. Bro. Şimdi okunmuş yerleri bulup çat olarak uzunlatıya vereceğim. Hadi ama. Sende olan çabuk. Açayım susam açayım. Explore the vault. Tamam. Bu ne? Buraya daha çıkardım. Ortası yok. Ah, but he was loved by everyone, including the giants.
Other than me, he was the only one they gifted with their special sight. I wonder if the giants left a trip. Evladım, şu suyu bir okuyayım üfle evladım. Bu ne suyuymuş? Gel bakayım. Gel evladım. Bir şey var mı bu yapacak? Go ahead. Actually, come on. Let me show you how to read. Aynen, burada bir şey var. That is not necessary. You've taught me so much. Let me teach you something. Neyi öğretiyorsun? Bulu. Andreas. Come on. Oku evladım. You already speak it. Learning to read won't be that hard. I know how to read, boy. Just not this tongue. You're halfway there already, then. Okay. So the runes represent a lot of different things. Some gods. Some animals. Wait. Oh, am I going too fast? Sorry. Not that. Do you smell something? Ah, bir koku alıyorum diyor. Yeah, bir kokusunu alıyor lan. Krotos. Like... Adam bir koku alıyorsa alıyormuş. Ah! Ah, şu maymun geldi. Seninle yarım kalmış bir işimiz var oğlum. Evladım şunu ok at. Ok at lan hadi. Ok at çocuğum şuna. Bu defa biz iki kişiyiz. Sana şimdi evladım, manevi evladım ok atar. Hah, at at at. Ciu, at evladım. Hah. At at at, durma. Suratına at, durdur onu. Yapma çocuğum, yapma. Ok at diyorum sana. Sus oğlum, sus. Benim evladıma vurdu yine. O elektriği senin var ya. Elektrik faturan çok feci gelecek oğlum sen. Bu ay en az 1000 lira elektrik faturası bekle. En az. Ben dayanırım elektriğe, sorun değil. O ne lan? Aa, hizmet kududu oğlum. Baygını geçirdi. Al oğlum, benim de deli gücüm var. Evet. Senin boynumun. Senin ağzın bunu kıracağım oğlum. O elektrik zımbırısını alacağım senden. Onu evin bir kenarına asacağım. Lamba yapacağım kendime. Şey. He he, vurursun. Maymun. Al oğlum sana. No değil oğlum. Kışını çıkaracağım senin şimdi. Evet. Yes yes. Ağzın hayır diyor, gözlerin evet diyor. Yine kaçıyor. Abi bunu kaçırmasaydı benden be. Bu... Atreus. Sinirden kafayı nattı bayılı çocuğum. Güzel evladım. O da mı iki cinsin baltasını alsaydı bayırdı. Alamıyor muyuz? Neyse tamam, hadi götürelim bakalım. Benim güzel evladım kafayı nattı resmen. Öfkeden, sinirden kudurdu. Ne yapacağım? Bota koyup bir yere mi götüreceğim acaba? Take the boat. Freya's isn't far. Freya dedi değil mi? Freya pek şey. O cadıdan mı bahsediyor acaba? Cadıya mı götüreceğiz o zaman? Şu kafa da aslında çok kafa adam da. Neyse. Nereye gitsem? Tarafa mı gitsem acaba? Witch ne? Witch mi yazıyordu orada? Yani cadı. Cadının mağarasını yazıyordu. Cadıya götüren de kızı çocuklarsın. Var ya, Kratos da aynı benim gibi ha. Hayatında hep cadılar falan var. Ruh, bana bir benzerliği var burada sanki. Benim de hayatımda hep cadılar var. Cadıdan yana şeyin bol, kısmetin bol. Cadı. Cadı bolu yaşıyorum resmen. Kratos da öyle.
O cinsinin elektroşok aletini arayıp keşke yerden ya. O herif o varken bayağı güçlü çünkü. Onu alıp bir yere saklasaydık keşke. Ya kullanamıyorsak bile. Şu şey bayağı öksürtüyor ya. Kahve beni çok öksürtüyor. Yani üst üste iki tane içersem. Bazen içesim geliyor ama canım istiyor. Çocuk zombiye dönüştü resmen. Somebody just called the serpent. Serpent'i mi çağırdı biri? Serpent şeydi ya, bir yılan değil mi? Bir devasıyla. Birileri Serpent'i çağırdı peki. Kulağım için ya, biri bana küfür ediyor herhalde. Oğlum ya, dedikodu yapmayın, gene yüzüme söyleyin. Kesin yine bir cadıdır. Evet, cadının evine geldik. The fever burns hotter. He is shaking. It's serious. We must hurry. Tamam. Ciddiymiş, hızlı olmalıymışız. Freya! Evet, aynen ya. Aç, aç. We need your help. Woman, do you hear me? It is urgent. I'm still a god. Go away. The boy has fallen ill. Freya. He's ill. Inside. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. I did this to him. Will you help me? Of course. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the bridge of the dead. Ya hadi ya, bu çocuk kaç, ne kadar zamanda yapılıyor? Zor, kolay değil çocukla yapmak, uğraşmak. Do you know it? 8-10 sene uğraşıyorsun bu hale getirene kadar. Şunu o kufleri düzelt ya. Fires cannot burn there, and no magic in all the nine realms can create a blaze. As for the dead, your frost axe will be useless. You'll need to find something else. Baltayı mı istiyor ya? Ver oğlum, baltayı ver, okuyup üflesin, sorun değil. Dig up a past I swore would stay buried. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father. This rune opens the bridge to Helheim. When you are there, do not under any circumstances cross the bridge of the dead. Helheim'i mi açacakmış? There is no road back. Understand? Tamam. Boy. Himmele. You must hurry. Through my garden there is a path leading to my boat. Take it. Return home. Dig up your past. Do whatever you need to do. Just bring me back the bridge keeper's heart. And your son may survive. Tamam, çocuğu bu kariye teslim ettik. İyi. Aslında bunlar temelde çocuğu bıraksa, çocuğu niye savaşa, savaş için gezdiriyorum ki yanımda zaten. When last we spoke, I was... No. You were right to distrust the word of a god. No need to explain. Kratos, ne? Cadıya duygusal bir şeyle mi hissediyorsun evladım? Şimdi sırası değil, sen evladın git tehlikede, bırak. Dediği yere git hadi. That's a mother's promise. Tamam, hadi. Dediği yere gidip istediği zımbıtı getirelim. Use Freya's boat to return home. Tamam, eve gitmek için botunu kullan, okey. Çocuğu buna teslim ettik galiba, geçici olarak baksın diye.
Oh, biraz yalnız takalım. Ufakla iyi bakalım. O karı iyi güvenilir bir karı. Oo, bu ne öyle? Çiçekten mi çiçekten? Vay canına. Enteresan bir şey. Oha, ne oluyor oğlum? Çüş. Yazık be adam, psikolojisi bozuldu resmen. Tam bir baltaya sap oldu derken, adamın çocuğu evladı hastalandı. Onun boynuzu niye mavi ya? Aynen Hafız, aynen. Doğru. Tanrına dua et çocuğun için, doğru. Artık neye inanıyorsan. Ki Kratos şey değil mi? Yunanlı değil mi? Antik Yunanlı. Zeus'a mı dua ediyor diyeceğim de ne alaka? Zeus'a sile tepki girişmişti eski oyunlarında. Pandora ile arkadaştı. Belki Afrodite. Afrodite Athena'ya ya da dua ediyordur. Antik Yunan olsa herhalde ben de Afrodite dua ederdim. Aradan bir sürü şey var. En güzel, en tatlısını seçer, ona dua ederdim herhalde. Athena mı bu? Tamam, Athena'nın ruhu geldi. Demek ki ona dua ediyor. Ne güzel lan, dua ediyorsun direkt yanına geliyor. İyiymiş. Botun kontrolü bende değil mi? Kendi kendine gidiyor. Tamam, bekleyelim. Bot kendi gideceği yeri biliyor galiba. Büyülü bir bot. Aha, bu ne lan? Ne oluyor? Gökyüzü kızardı. Geldik galiba, geleceğim size ben. Seni tabi yaşayız memnun. Senin tabi yaşış. Bunlar ne işler oğlum? Bunlara sanki şey mi işliyor ya? Yumruk işliyor sanki ha? Ha, yumruk işliyor. Balta bunları işlemiyor nasıl? Ver onu. Baltayı ilk yere atalım. Buz devi mi oluyor şey Egoer'indeki? O Norse mitolojisindeki buz devleri falan var. Onlar mı oluyor acaba? Herhalde onlar oluyor. Ah.
Evine mi geldi bu? Aa cidden burası Kratos'un evi değil miydi ya? Evine geldi. Vay canına. Peki. Doğan mı ediyoruz hafız? Ne lan hareketi mi çekiyoruz? Aaa! Şeyleri lan bu! Zincirlerle Ares miydi? Savaş tanrısı. Bunun bedeline iki bu bıçaklar işi yapmıştı. Yapıştırmıştı zincirlerle. Ve git düşmanlarını yen filan diye. Hani bir savaşta burada Kratos, bu şeyin God of War'ın önceki oyunlarından spoiler bu. Spoiler yemek istemiyorsanız biraz ileri sarın 5 dakika filan. 3 dakika filan. Bunu gerçekten istiyor musunuz Spartalı filan diyor. Athena. Athena değil mi bu? Athena hanımefendi. Hazretleri. Athena Hazretleri. Father. Babasın, kocasın. But there is one unavoidable truth you will never escape. Asla kaçamazsın. You cannot change. You will always be a monster. I know. Bunları Ares vermişti galiba. Bir savaşta yenildi ve bir nevi ruhunu sattı savaş tanrısına. Bana büyük bir güç ver falan filan, düşmanlarımı yeneyim dedi. Ve bunları vermişti Ares ona galiba. Ve şey oldu yani. Vay be, klasik Kratos oldu. Balta ve yeni silahımı nasıl alacağım? Ha, sağ sol yaparak geliştiriyor. Okey. Alın evladım. Bunlara işliyordu benim ateşli zindan. İşte şimdi God of War, God of War oldu arkadaşlar. Neyse, dediğim gibi demek ki bunu eve saklamış demek ki bu zincirli zindanı. Ama benim anlamadığım şey, Kratos'un zincir nasıl çıkarabiliyor ki bu zincirleri? Çıkarabilmiş mi yani? Büyüyle falan mı çıkarmış acaba bir şekilde? Hani Kratos'un artık kötülük yok kardeşim, aile adamı olacağım, aile babasıyım ben filan. Bıraktım artık ben kan dökmeyi, işte kötü şeyler filan deyip de zincirlerini çıkarıp da bir yere, hani unumuzu eledik, eleğimizi duvara astık deme şansı yoktu. Fiziksel olarak, ruhsal olarak var, tamam. Ruhsal açıdan tamam. Hani bu bu kılıçlar şeydi, yani kollarına yapışıktı. Hani vücuduna yapışık kaldı. Ruhuna işlemişti, vücuduna işlemişti bu kılıçlar hatırladığım kadarıyla. Hatta yani yakarak vücuduna falan geçiriyorlardı yanlış hatırlamıyorsam, o Ares verileri galiba. Sonra işte bir eve giriyor. Kimi öldürüyor? Kendi karısını mı öldürüyor? Ne yapıyor yanlışlıkla? Çok çıldırıyor böyle. Ares de sonraları diyor işte, senin içindeki öfkeyi ortaya çıkartmak için sana onu yaptırdım falan diyor. Yani kendinden geçiyor. Bir yerde çıldırıyor ve kendi karısını da öldürdüğünü falan galiba. Sonra bak fark ediyor falan. Sonra anlıyor ki Ares onu yaptırtmış, tuzak kurmuş falan. Öyle bir hikayesi vardı, dramatik bir hikayesi vardı. Neyse.
Biraz spoiler verdim, kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, artık... O ne lan? Aa! Şöyle var, bu hafif hata. Tamam, bu da ağır. Tamam, okey. Şu hafif hata nişan alarak vurursam... Aa! Baltayı atar gibi ama... Geri çağırmak için Y'ye basmaya gerek yok. Onu atıyorsun. Geri çağırıyorsun. Ya baltaya hiç gerek yoktu be. En başından beri bu silahlarımızı verseydi keşke oyumuza. Ya da seçme şansım olsaydı keşke. Neyse. Şu an seçme şansım var. Şu D-pad'le sensör yapıyorum. O silahlarımı değiştiriyorum. Güzel. Ya da işte Y'ye basıyorum hemen baltaya getiriyor. Neyse. Sonunda kavuştum. Şeyime. Zincirli. Peki nereye gideceğiz? Workshop home hidden chamber of Odin. Ulan tamam da o. Nereye gideceğiz? Mystic Gateway, The Journey, Fanfir, Swat, Fanfir, Fafnir, ha ben de Fanfir, 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 Fanfir diye anladım. Aha yılanın kellesi. Kızın olduğu yer neredeydi be? Second Hand Soul, ikinci el ruhu. İkinci el ruhu mu? Second? Second? Hands of... Aynen ya. İkinci el ruh. The Anatomy Hop. O cadının mekanı neredeydi? Acaba cadıya mı götüreceğim? Anlamadım ki yani. Bu ruh. Şurayı göster ya bizim. Tamam, gören bu kapıya girmek. Kapıdan nereye gideceğim ama anlamadım ki ya. Gören bu el, sarı el. Sarı el ise, sarı el, harita sarı el, sarı el neresi? Sonra gitmeye başla çalışsam iyi olacak galiba. Anlamadım. Neyse şurası merkezi galiba olayların. Şuraya bir şey lanet, evet. Biraz daha oyunda yön bulma, biraz daha kafa karıştırmayız bu sürü keşke. Anything you'd like to get off your chest, brother? Burası neresi? I can assure you I'm unsurpassed in keeping confidences. Well, you know where to find me. And for the record, I'd already guessed you were Greek. Athena, dead to your way. Ne oluyor? Ne B'ye bastım, bir şey olmadı, ne oldu sana? Şey dünyanın üstünde mi ya? Vay be. Hey hayvan mı git diyor. Sen de gerçek. I've never seen the like. That's got to be a family heirloom. No. Nor will it ever be. Son. My brother and me created Mjolnir. Bizim aileden biri mi yaptı bunları? Ne diyorlar ya? O da diyor her zaman vardı onlar bende. Sizden bir falan. Bu da o baltayı biz yaptık. Bu kardeşim yaptı, ben yaptım falan diye övünüyordu ama. Kratos'ta baltadan daha hayvani şeyler vardı. What happened? Aesir? No. The fault is mine. And my responsibility to make it right.
Neredeyse bir saat duramıyorum ya. Bana versem iyi olacak aslında. Ne? Bunu okuttur lan o zincirler nerede? Ekstra güç versin. Is enough. All right. So where are you off to in such a the realm of the dead. Helheim. Shit, this is serious. Ya bir söz Helheim'e gidecek tamam. Helheim. Cehennem. Hell, cehennem. Ama İngilizce de cehennem bölgesi. Cehennem diye. It should be unlocked on the table. Anladık oğlum. Helheim'e gideceğimiz anladık. Nasıl? Ha. O ne? Ha o ne? Haydi. Vanheim. Jotunheim. Alfheim. Bunlar nece? Norveççe mi? Norveçliler ne dili konuşuyor acaba? Hani Helheim, Vanheim falan filan Almanca hafif benzer gibi sanki ama hoş da bir dile benziyor sanki adamların dili eğer bunlar Norveççe ise. Acaba Thor'un heykeli meykeli sunak yeri falan var mı? Şey Thor diyorum, Odin'i. Yani eskiden Odin'e mi tapıyorlarmış Norveçliler acaba? Tamam Helheim'e geldik okey. Eskiden böyle şeylerin olmadığını kim kanıtlayabilir ki? Aslında yani antik çağlarda İnsanlar belki bugünlerden daha ileriydi ve bir noktada dibi gördük, barbarlaştık ve teknolojilerimizi yitirdik de olabilir. Hani belki de böyle şeyler vardı belki geçmişte, binlerce yıl önce belki de. Olur mu olur, niye olmasın abi? Düşünsenize, bir anda dünyanın bütün medeniyeti kaybetsek 3. Dünya Savaşı gibi bir şey çıkarsak ama lafın gelişi 3. Dünya Savaşı değil. Ya da işte 1. Büyük Dünya Savaşı gibi bir şey yapsak gerçekten çok büyük bir şey olsa ve atom bombalarıyla falan medeniyeti mahvetsek, kendi kendimizi mahvetsek, yaşanmaz hale gelse dünya falan, bütün teknolojik zımbırtılar kalıntıya dönüşse falan, ardımızdan yani böyle bir avuç insan kalsa 300-500 bin falan kişi kalsa ve o da tam çok az gelişmiş bir bölgede minnacık bir grup insan olsa 3-5 bin yıl sonra insanlar tekrar çoğalsalar ve işte bizi mitolojik şey ne derler mitos gibi efsane gibi görürler ve biz efsaneye dönüşürüz ve yani adamlar uzaya gidiyormuş aya gidiyormuş derler belki tekerleği tekrar icat ederken filan pek çok şeyi bir ekrana bakıyorlar ve onun içinde kayboluyorlar. Çok zevk alıyorlar. Bir sürü şeyler, maceralar yaşıyorlar. Saçma sapan bir ekrana bakarak filan. Uçuyorlardı falan filan. Dendiğinde belki de diyecekler ki bundan belki 10 bin yıl sonra insanlık hala devam ederse böyle hadi canım sen de abartıyorsunuz filan diyecekler belki de. Belki de geçmişte bizim şu an hadi canım böyle şeyler ne gezer geçmişte falan dediğimiz şeyler belki de vardı şu an biz sadece sıfırlandık ve bir şeyleri unuttuk kaybettik belki de. İmkansız değil, imkansız değil. İnsan çok becerikli, tuhaf bir hayvan türü. Gerçekten tuhaf bir hayvan türü. Yolu burada galiba. Aç sesimi açalım. Ve işte geçmişin ilahları uğruna dualar ettikleri, ağıtlar yaktıkları, ne derler, adaklar adadıkları, medet umdukları şeyler bugün bizim için alay konusu ya da işte mizah konusu, karikatür konusu
hikaye konusu, eğlence konusuna dönüşmüş durumda. Mesela adam belki birkaç bin yıl mıdır, ne kadar zamanı, geçmiş tarihi ne kadarlık acaba bu Norveçlilerin bu şeyi, mitolojisinin geçmişi. Mesela işte Yunanlıların Zeus'un adını anarken adamlar ne derler, onun adını neysiz anma derler ya. İşte saygısızca anma adını filan gibisinden. Zeus'uydu, Odin'iydi, bilmem neydi. Zamanında ne biçim saygı gösteriyor. Belki biz de ona dönüş, böyle bunlara dönüşeceğiz. Bizim inançlarımız da Odin'e, Zeus'a, bilmem neye falan dönüşecek ve birkaç bin yıl sonra belki torunlarımız bizimle alay edecek. Yaptıklarımıza inanmayacaklar belki de. Hani insan çok kuvvetli oldu, çok enteresan şeyler başarıyoruz. Her tarafta buz olmuş, buz devleri gibi bir şeyler mi kapsamış? Lan lan başka isteyen, ha. Ya o yana çekiyor. 10 numaraymış bu. Bildiğin şey açıldı. Şey skills'ı açıldı. Ne derler? Scorpion. Scorpion is open. Open. Aynen abi, içimizdeki Scorpion'u serbest bıraktık. Yani gidip esinlenirsin, alırsın, araklarsın bir hareketi, okey. Ama bu kadar tatlı olmaz be. Kratos'a da çok yakışmış abi. Scorpion vari bir şekilde. Bir de get over here diye deseydi. Get over here. Deseydi keşke Scorpion diye. Harris Rumble, tamam. Cidden ateşlerini saldırdım, tamam abi. Gelin oğlum. Hızlı gidiyor zamanın bu da. Gel oğlum, gel. Gel. Bunları kese alacağız anlaşılan. Evet, bayağı bir oynadım. Bir saat oldu. Çok uzatmak istemiyorum böyle oynanış videolarını arkadaşlar. Müsait bir yerde bir ara vereyim. Güzel oluyor. Oha, bir sürü var. Yalnız bir sürü adamı da pataklayacak. Bu olaya müsait şeylerimiz var. Bunlar ne? Aa! Ruhlar yürüyor. Kıyamam. Ben size kıyamam. Hell's flop. Without the balcony to sort and cull them, hell is overwhelmed. Helheim'de olduğumuza göre cehenneme mi yürüyor cehennem turlar? Gidelim bakalım bunların gittiği yere. Kim bilir neler yaşadınız. Huzur içinde ilerleyelim arkadaşlar. What? Now what? Neyse ne işte, bunların gittiği yere gireceğim oğlum. Ne? Burayı mı? Nasıl gireceğim ki ben bu yaşındaki? Tamam oğlum, şunu altından yürüyorum ya. Neyse ya, üf. Kafam şişti ya. Bir ara vereyim arkadaşlar. Sonra devam ederim burada. Bu ruh. Nasıl gideceğim burayı? Dakika başı bulmaca. Neyse.
Burada bırakacağım abicim. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere.